Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Logitech G435 oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Logitech G435 kablosuz bir oyuncu kulaklığı. Bu birazcık daha değişik. Bunu yine biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Logitech klasik oyuncu kulaklıklarını yapmaya devam ederken yeni şeyler de deniyor. İşte o denediği şeylerden birisi bu. Özelliği 165 gram olması. Çok hafif bir kulaklık. Gerçekten bunu taktıktan sonra bunu tabii anlat anlatarak şey yapmak zor. Bana güveneceksiniz. Yani bunu taktıktan sonra bir daha kulağınızda hissetmediğiniz bir kulaklık yapmışlar full plastik şöyle göstereyim. Şu içinden normalde bunun açmak için, ayar için parçası olur da onun da işte metal olmasını isteriz ya bu öyle çalışmıyor. Bu zaten full plastik. Hatta Goçutekin bir de hamlesi var. Doğaya e, dost ürünler yapıyorlar. Kutusundan kendisine geri dönüşümlü malzemeler kullanıyorlar. E, bu mesela %22 bunun plastiği minimum dönüştürülmüş plastikten yapılmış. Bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Biz sonuçta final kalitesiyle ilgileniyoruz. Yani buna bir zararı var mı derseniz yok bir zararı yok. E, bildiğimiz ürünler e, kalitesini devam ettiriyor ürünler. Yani şeyi anlayamazsınız. Ya bunu galiba geri <laughs> dönüşümlü malzemeden yapmışlar diyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Ama bu e, biraz sonra konuşacağız. Logitech'in e, birazcık da bütçe dostu ürünlerinden bir tanesi. O maksatla yapılmış. Bunlar mesela işte dediğim gibi dediğim gibi hiçbir metal kısım yok. Ve klasik anlamda bir kafa ayarı da yok. Onu da şöyle çözmüşler. Bakın şurası hareket ediyor. Şurada da kordonu da ona göre yapılmış. Yani bunun içine giren çıkan bir mekanizma yok. Biraz da hatta şuraya da dikkatinizi çekeyim. Şu bir bez normalde nedir? Bu kafanıza oturduğu için baskı yapar. Buraya bir tane sünger koyarlar ki kafanızı acıtmasın. Bunda o da yok. Dümdüz. Hatta şöyle yapayım bakın. Burada parmağımı göreceksiniz. Şu arada boşluklar var. Yani şunun tamamı böyle komple plastik bir parça değil. Bunların hepsi zaten hafiflesin diye yapılmış şeyler. E, mümkün olduğu kadar gerekmediği yerde e, kaçınmışlar malzemeden ve 165 grama kadar düşebilmişler. Dikkat ettiyseniz bir eksiği daha var. Bu işte kulaklıklı mikrofon. Oyuncu mikrofonu zaten başka şey, kulaklığı başka türlü olmaz. E, nerede e, mikrofonlar? Mikrofonlar yine kendi içinde. Yani böyle yani çıkan bir parçası yok. Şurada görüyorsunuz mesela bir tanesini. E, burada Tabi hep şunu söyleriz. böyle sistemler uzak kaldığı için ağza bir takım dezavantajlar yaratıyor. Bu mikrofonu ben denediğimde ama hani özellikle Twitch'te Warzone oynarken birebir denedik. ve hani ben daha sonra ses kaydı da yaptım. Kimse şikayet etmedi. Gayet güzel sesi aldı. O yüzden o anlamda bir sıkıntısı yok. Burada bir ekstra parçası olmamasının bir dezavantajını bize yaşatmamışlar daha kompakt hale gelmiş bunun sonunda. Şu an Logitech G435'in mikrofonunu test ediyorum. Birçok oyuncu kulaklığının aksine bunun dışarıda, dışarıya doğru uzanan bir mikrofonu yok. Kendi içinde duruyor mikrofonlar ve e, burada da işte beklentimiz her zaman olduğu gibi oyun esnasında karşımızdaki kişilerin bizim sesimizi net bir şekilde duyması, anlaması. Bunun için herhangi bir yazılım müdahalesi yok. Şu an donanım ne yapabiliyorsa filtreleme açısından da kalite açısından da onu duyuyorsunuz. Zaten Ayar da yok çok fazla. Şunun üstünde görüyorsunuz açma kapama. Şurada ses ve şurada da mikrofonu kapatıp açma var. Type C ile şarj oluyor. 18 saat demiş. ben tabii ki 18 saat aralıksız kullanmadığım için şöyle diyelim. Yani bir oyun seansınızı rahat rahat çıkartır. Hani günde birkaç saat oynuyorsunuz, haftada bir kere şarjı kurtarırsınız. Ya da her oyun seansından sonra şarj edersiniz. Kablosunu da vermiş Type C'den Type A'ya. Bu ama şey çalışmıyor. Bunundan ses iletimi yok. Hep bu kablo bu hep şarj olacak. Şarjı kullanacaksınız. Şurada işte içinden çıkan bir parçası var USB yine. Bununla bu alıp isterseniz bununla bağlarsınız. Alıcısı bu. Ya da Bluetooth destekliyor. İkisi de olabilir. İkisi aynı anda olmuyor, onu söyleyeyim. Onu da şöyle çözmüşler. Mutlaka kull kullanım kılavuzuna bakın. Çünkü şunların kombinasyonları var. Mesela bu e, mute tuşu önemli. Buna uzun bastığınız zaman Bluetooth'la e, USB arasında seçim yapıyor bu seçime göre çalışıyor. İşte o zaman mesela yanlış yerde bırakırsanız yer USB'yi taktım bir türlü bağlanmıyor dersiniz. Niye? Çünkü Bluetooth modunda takılı kalmıştır. Onu da sizinle şuradaki ışığıyla konuşuyor. Bunun rengine göre bağlandığı zaman ayrı işte Bluetooth modunda ayrı ararken ayrı renkler yanıyor. Buna da bakarsınız. Bu da kullanım kılavuzunda yazıyor. Mesela şu an aramaya başladı. Ee, bu şekilde kullanıyorsunuz. Başka bir kombinasyonları da var ama esas olarak şuradaki mute tuşu aslında iki mod arasında değişmesi için önemli. Aynı anda ama ve tek cihaza bağlanıyor. Yani Bluetooth'a da geçseniz iki cihaza aynı anda bağlansın. Yani bir telefona da bağlayayım, bilgisayara bağlayayım öyle olmuyor. Hep bir cihaza bağlanıyor. Bu da işte onun bu hani dedim ya bütçe dostu yapmaya çalışmış bir sürücü teknik yaptığı kesintilerden bir tanesi. 40 mm sürücüleri var. Bu sürücülerin performansından memnun kaldım. Yani bu Ucuz kulaklık sesi çıkmıyor bundan, onu söyleyeyim. Yani ucuzluk derken kastettiğim şey o değil. Ses kalitesinden bir taviz verilmemiş. Böyle çok ama öne çıkan bir bası vesairesi yok. Ee, gayet dengeli bir çözüm. Sesi çok açarsanız da çatlamıyor. Oyunlar için, ben hep zaten oyuncu kulaklığı diyorsa bir ürün kendine, ben oyunlarda deniyorum. E, oyunlarda da beni dezavantajlı bırakacak bir şey yapmadı. Ama bu konuda bir parantez açacağız daha sonra. E, Tabii ki kablosuz olduğu için şeyi merak ediyorsunuz. Acaba hani sesle görüntü arasında bir senkron kaybı oluyor mu? Gecikmesi yüksek mi? Yok gecikmesi gayet iyi. Benim kullandığım yazılım 80 milisaniye dedi ama tabii onu öyle onun sözüne güveniyoruz. Ben ama şeye bakıyorum yani sonuçta izlediğim şeyin ya da oynadığım oyunun senkronunu ben kaçırırsam kulaklığın sesle bunu gö gözle görebiliyorum. Yani bunu algılayabiliyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben mis gibi oynadım bununla oyunları. Bluetooth modu da başarılı. USB modu da başarılı. Onun dışında şimdi eksiklerinden bir tanesi mesela eğer ki gaming fare ya da gaming klavye ya da kulaklıksa Logitech'te G-Hub'dır yazılımı. Tektir onun altında birleşir. Bu G-Hub tarafından desteklenmiyor. G-Hub çalışmıyor bununla. Bunu da büyük ihtimalle yine segmentasyon gereği böyle yaptılar ama bu bence doğru bir kesinti olmamış. Çünkü G-Hub sonuçta bunu işte tanıyor ediyor. Bunun firmware'ini varsa güncelliyor ya da ne yapıyor? Tabii ki çevresel ses sanal 7.1 ses desteğini veriyor. E, bunu esirgemişler bundan ama şöyle bir not düşmüş. İşte Dolby Atmos, hatta Tempest 3D vesaire hepsiyle diyor bu çalışır diyor. Yani burada aslında şunu söylemeye çalışıyor Öztek. Ya biz koymadık ama hani siz diğer 7.1 çözümlerle bunu kullandığınızda çalışacak. Niye çalışacak? Hep söylüyoruz. Stereo kulaklıklar zaten ister gerçek 7.1 olmadıkları için bunu sanal olarak yaparlar. Yani yazılım yapar bu işi. Dolayısıyla yazılımla Uyumlu yazılımınız varsa bununla da çalışır. Her şeyle çalışır. E, bu tabi bir, bir yandan da hem Bluetooth hem de işte bu dongle olduğu için bunları takabildiğiniz bütün cihazlarda bunu kullanabilmenizi sağlıyor. Konsollar dahil. E, orada tabi işte hangi teknolojiyi 7.1 kullanıyorsa bunda da o aktif olacak. Yani kendi yazılımından değil de hariçten yapacaksınız. Mesela ben cihabı e, kullanamayınca ne yaptım? Ben size hep anlatıyorum. İşte Dolby ve e, Atmos, e, Dolby ve DTS seçenekleri Windows'un içinde var zaten. Satın alınabiliyor. Onlardan birini alıp hayat boyu her kulaklıkta kullanabilirsiniz. Ben de onlar, onları denedim. Onlar da çok güzel çalışıyor bunda. Gerek 7 bir ses desteği olsun gerek e, onlar aynı zamanda sadece çevresel ses vermezler. Sesi de iyileştirme iddiaları vardır. Ecolizer gibi düşünebilirsiniz bir anlamda. E, onların da hepsi çalışıyor ve bunun ses kalitesini yükseltiyorlar. Yani g eksikliğini böyle kapatabiliyorsunuz. Zaten işte g içinde de onlardan bir tanesi zaten göreceksiniz çalışıyordur. E, sektör standardı çünkü. Burada da onu böyle çözeceksiniz. Tabii o e, hiç yoksa sizde birazcık ekstra de parayla o ücretli, e, ücretle satılan bir lisans ama hayat boyu sizin de oluyor. Ben sam alırdım. Onu da e, bu şekilde 7 biri halletmiş oluyorsunuz. E, o yüzden eksiklik ama hani terafi telafi edilemeyecek bir eksiklik değil. Evet şöyle geri notlarımı bir daha bir döneyim. Speed desteği var. Bu e, USB ile bağladığınız zaman işte bu Light e, Lightspeed ne? Bu farelerde de görmüşsünüzdür Logitech'in. Paraya araya interferans olacak bir şeyler olsa bile etrafınızda bunları bunun iletişimini etkilemiyor. E, düşük gecikme değeriyle çalışıyor. E, gerçekten öyle. Yani bu light speed üzerinde light speed yazan hiçbir log Logitech ürünüyle ben bugüne kadar bir öyle interferans sorunu yaşamadım. E, hepsi düzgün çalıştı. Kablosuz konusu mevzusu. Yani kablosuz yerine işte kablolu kullanalım. Oyuncu kablolu kullanır. E, dönemi çoktan bitti bunlarla. Bunda olmayan bir şey daha ki bundan memnunuz bunda hiç ışık yok bir yok sadece kendi üzerinde sizinle konuştuğu şu ışık var o kadar başka hiçbir şey yok bu iyi bir şey çünkü kablosuz ürünlerde şarjı bitiren şeylerden bir tanesi ayrıca bunda çok mantıksız çünkü ışığı siz görmüyorsunuz zaten kulaklıklarda o yüzden olmaması bu bir eksiklik ama iyi olmuş bir eksiklikte 3.5 mm jack'ı yok. Dolayısıyla o bağlantıda eksik kalmış. Fiyatı şu anda ben baktığım zaman 1270 TL civarı. Yurt dışında 80 dolara satılıyor. Dolayısıyla hep işte hep söylüyorum ya bize her şey pahalı olduğu için işte Hans ne demiş, Michael ne demiş onlara bakıyorum. Evet yurt dışında bu hakikaten 80 dolarlık bir hani bütçe dostu kulaklık olarak yorumlanmış. Bizde 1270 TL. Böyle baktığınız zaman karşılığı tabii biz hep daha fazlasını bekliyoruz firma kendisi bu ekonomik de, dese bizim için ekonomik olmadığından hiçbir şey, biz hep daha fazlasını bekliyoruz ve burada şeye bakacağız. Ne kaybetmişize bakacağız. İşte dediğim gibi Cihab'ın kaybı telafi edilebilecek bir şey. Mikrofonun olmaması yani çıkan bir mikrofonun olmamasını halletmişler. Ben çok rahat iletişim kurdum. Hani bu benim yorumum değil, bu benimle de konuşan takım arkadaşlarımın yorumu. E, onlar da gayet, gayet olumlu yorum verdiler. E, o da sorun değil. E, ...Bluetooth var, USB ile bağlayabiliyorsunuz, bağlanabilirlik seçeneklerinde aslında tek cihaz kullandığınız takdirde bir bir şey hissetmeyeceksiniz. Şey kötü sadece yani bilgisayara bağladım sonra bunu cep telefonuna bağlayıp dışarı çıkacağım. Yaparsınız ama ne oluyor hep eşleştireceksiniz çünkü aynı anda bir tanesi de çalışacak. Onun dışında kendisini birazcık malzemede işte şeyde hissettiriyor. Yani Şunu akıllıca çözmüşler açıkçası ona hiç... ...itiraz edemiyorum hani metal bir malzeme yok ama... İşte o metali istediğimiz, o sağlamlığı istediğimiz kısmı zaten alternatif bir sistemle çözmüşler. Şurada kayıyor artık. Şu kısım rahatsız eder mi diye bir soru işareti olabilir. Çünkü direkt kafanıza şu plastik değiyor. Ama işte onu, onu da hafifliğiyle halletmişler. Benim kulağımı terletmedi. Ee, şu anlamda da bakın işte sağlam mı diye endişeniz varsa yok. Yani şey değil bu... E Gayet hani zaten böyle hareketler yapmıyoruz da işte görüyorsunuz yaptığım zaman da bir şey olmuyor yani öyle bir kırılacak dökülecek bir izlenim de vermedi artı şey var suni deri de değil bu kumaş dolayısıyla o deri dökülmesi de yaşamayacaksınız ee, ama tabii şey hissediyorsunuz yani o premium kulaklıklardaki hissiyatın bunda olmadığını hissediyorsunuz fakat Kesinlikle öyle ucuz adi bir ürün hissiyatı da yok. Ona dikkat ediyorlar. Zaten işte gaming ürünü biraz da iddiası olması gerekiyor. Her ne kadar işte acil birisi olmasa da. G435 yani düzgün bir kulaklık. Sesinden solundan memnun kalırsınız. de yazılımla çözersiniz. Mikrofonu da iyi. E, ve hafif işte bu aslında daha önce bir önceki modelde de aynı şeyi söylemiştim. Böyle bir şey arıyorsanız yani ben rahatsız oluyorum bu kulaklıklardan saatlerce oyun oynuyorum. Kafamda e, işte taş taşıyormuş gibi oluyorum diye şikayetiniz varsa... Logitech birazcık o tarafa oradaki açığa oynuyor. E bu e, kesinlikle sorunuzu çözer. Onu söyleyeyim. Şu anda da piyasada bulunuyor. Düzgün kulaklıklardan, oyuncu kulaklıklardan bir tanesi olmuş. Logitech G435. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.